Evet sevgili dostlar sponsorlarımız golbar.com'un ve Kayseri Zülüm Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. 1 Kasım 2023 artık Kasım ayındayız. Şunu çok çok iyi hatırlatayım arkadaşlar 15 Kasım'dan sonra duyumlar çok çok ciddileşir. eğer transfer duyumlarına dair şeyler istiyorsanız kanalda mutlaka burada olun. Arkadaşlar bu Selim Soydan olayını ben hiç bilmiyordum. Daha doğrusu sosyal medyada gördüm ama çok önemsemediğim için umursamadım. Sonradan buldum arkadaşlar. Diyor ki MHK eski başkanı Lale Orta eskiden sahiden Adana Demirspor Fenerbahçe maçının görüntülerini var odasından çıkarmış diyor. Yani iddialar bu şekilde. Şimdi gerçekten akıl tutulması arkadaşlar şu iddialar. Dur şimdi. Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un ne yapmış? Ee, Lale Orta Ali Koç'a var kayıtlarını gönderdiğini Telegol'de son noktayı koydu. Ne demiş? TFP yönetimi sakın ipe un sermesin. Biz bu işleri çok az çok anlayan insanlarız. Erden Timur Aspor'da Salı gecesi Mehmet Büyükekşi yayının nesi demiş? Yayıncı kuruluşun eski müdürü genel sekreterini arıyor. Lali Orta'nın 3 Mart'ta var odasına girip girmediğini soruyor. Açıklamanın doğru olduğunu öğrenince ertesi gün 3 yöneticisini toplayıp yol haritası çıkıyor, çiziyor. Maalesef onların yol haritası yolu kaybettirmek üzere kuruldu ki 15 gündür ses dahi ee, çıkaramadılar. Bakın burası çok vahim şey. Yönetim kurulu, hukuk kurulu, etik kurulu bu dosyayı sevk ediyor. Yani ölme işlemi son 5 yılda Türkiye Futbol Federasyonu etik kurulunda bir tek dosya gitmemiş. Daha önce demiştim ki Ali Koç'a tezgah kuruluyor. Bizim şampiyonluklar Fenerbahçe'nin 28 şampiyonluk iddiası için. Biz kuracağız, şeyi kuracağız dediler. 3,5-4 ay geçti daha hiç ses yok. Bu birinci tezgahtı. Şimdi de burada ikinci tezgah arkadaş. Yani bunun etik kuruluna gitmesi 3-4 sene belki de çıkmayabilir. Hatta hiçbir karar alınmayabilir burada diyor. Erden Timur doğruları söylemiş. MYK'nın eski başkanı Lale Orta sahiden Adana Demirspor Fenerbahçe maçının görüntülerini var odasından çıkarmış. Sonra da bütün hakemlere ben o görüntüleri Ali Koç'a gönderip ikna ettim demiş. Hakemlerin gözünde olaylara müdahale eden, Ali Koçu bile manipüle eden bir başkan olarak gözükmek istemiş. Hakemlere yanlış bir mesaj vermiş. Şimdi böyle birincilikte sistemde la ortanın var, görüntüler olması imkansız, imkan yok. Şimdi şunu bir netleştirelim. Fenerbahçe'nin 2 puanı çalındı. Attığı nizami bir gol verilmedi, 2 tane %100 penaltısı verilmedi. Rakibin yemesi gereken 2 kırmızı kart es geçildi. Ve var odasındaki görüntüyü Ali Koç'a vermiş oluyor. Bu da Fenerbahçe lehine bir şey olmuş oluyor. Sizin gerçekten beyniniz yok. Harbi söylüyorum beyniniz depar atmış kaçmış gitmiş. Ulan ligin ikinci yarısında Galatasaray toplam 11 tane sarı kart yedi mi? Kerem Aktürkoğlu 35 hafta boyunca sarı kart yemedi. Uçan tekme attı. Karnından bilmem neresine tekme attı. Sarı kart yemedi. Siz bana ne anlatıyorsunuz? Ben de adam yerine koyup dinliyorum. Okuyorum ediyorum. Gerçekten ben anlamıyorum. Şimdi var odasındaki görüntüleri Ali Koç'a verip Ali Koç'u ikna ettim diyorsa bu şu demektir. Gazını aldım demektir. Ya biz normal hayatta bir sürü şey yaşıyoruz. Arkadaşlar şu iddia üzerinden haklıymış, maklimiş çok salakça ya. Allah Allah. Şimdi şunu da söyleyeyim. Ya Ali Koç, diyelim ki Lali ortaya düşmanlık besliyor ya da Ali Koç geçen sene şampiyon olamamanın verdiği öfkeyle çıkıp da Evet Lale Orta bu görüntüler bana gösterdi. Beni sakinleştirdi. Dedi ki Mehmet Büyükekşi sakinleşmenizi istiyor dedi. Böyle bir cümle kurdu diyelim. Mehmet Büyükekşi'nin de başını yakar. Federasyonu da başını yakar. MHK'nın da başını yakar. Öyle güvenlik önlemleri alır ki kimse vardan görüntü çıkaramaz. Eğer hani Ali Koç bunu akıl edebilecek bir insan. Ben de merak ediyorum neymiş diye. 0-7 yaş şeyler ya. Gerçekten bak. Peki Erman Toroğlu A Spor'da Cüneyt İt Çakır'ın yardımcısının var kayıtlarını istediği iddianın var olduğunu söylüyor. Kayıtlara hiçbir şekilde ulaşamıyorlar. Kayıtları bulamadıkları için hemen vara giriş çıkışları ekstra güvenlik kameraları yerleştiriyorlar. Var bilgisayarı çalıştığında kayda geçen kamera sistemi oluşturuyorlar. Kim vurduya gitmesin diye kayıtları bir sene saklama kararı alıyorlar demiş. Kararla, kararl bir sene kayıtları saklama çoktan alınan bir olay. Ya Gerçekten laf konuşayım, gündem olayım, para kazanayım diye bu kadar uğraşmıyor. Mesela Halil Antalyalı diye bir olay var. Selim Soy'dan. Bilmiyorum soyun nereden geliyor ama bunu araştırdın mı? Talya'nın Erzurum Spor'dan 6 sıraya transferi sırasında iki kulüp arasında danışıklı satış yapıldığı gerekçesiyle Gençler Birliği bir dava açıyor ve açtığı alacak davası 2 Kasım Perşembe günü yarın görülecek. Erzurum o dönemki idari sorumlusu Lokman Ümit mahkemede verdiği ifadede İtalyan Antalyalı malum camiadan aldığı 4 milyon lirayı Erzurumspor Kulübü Başkanı Hüseyin Üneş'e nakit olarak aktardı demişti. Bedelsiz olarak transfer ettiğini açıkladılar. 4 milyon lirayı Erzurumspor'a doğrudan bonservis bedeli olarak ödeseydi yapılan protokol gereği Erzurum Gençler Birliği'ne 1 milyon 600 bin lirasını vermek zorundaydı. Yani Financial Fair Play'den kurtulabilmek Erzurum Spor'da Gençler pay vermemek için bu ortak operasyona imza attılar diye. Mesela merak ediyorum bunu soruşturuyor musunuz? Diyelim burada Galatasaray ceza aldı. Bu transfer şikesi değil midir? Çok merak ediyorum. Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti diyor. Arkadaşlar bu haberlerin hiçbir önemi yok. İşte Fenerbahçe'nin oranı 2.05'ten 1.80'e düşürüldü. Korkuyorum. Bunu düşürdükleri zaman Galatasaray'a yalama operasyonu yapıyorlar. Yıkıyorlar, yağlıyorlar. Galatasaray'da 1.90'a düşürülmüş. 5 taşın 10 oranı olanı 20 olarak güncellenmiş. Trabzonspor 25 olan oranı 50. Ya Adana Demir'de 50 olarak verilmiş. Ya transfer bu e, iddia oranlarını çok önemsemem. Ama bu iddia oranlarında e, insanları Tonga'ya düşüren şeyler var. Onu da söyleyeyim. Galatasaray demişken Fenerbahçe ve Galatasaray transfer yarışı Thomas Parti. İki takım Thomas Parti transferinde karşı karşıyaymış. Yaz transfer sezonunda böyle oldu böyle oldu. Ocak ayı için Fenerbahçe Galatasaray'ın hamle yapması bekleniyor. Arsenal'de kadroya giremedi. Haber bu kadar. Ya Galatasaray'da Endombili diye bir eleman var. 26 yaşında Fransız milli takımda da oynamış bir isim. Yani Neyse. Ben daha zayıfım. Ben daha zayıfım. Ya ben partiyi falan beklemiyorum. Açıkçası siz de beklemeyin anlatabiliyor muyum? Sercan Hamzoğlu diyor ki Fenerbahçe devre arası 6 numara transferi düşünüyordu ama İsmail Yüksek inanılmaz performansıyla o açığı kapattı. Pekkao ve diğer oyuncular dönerse transfer yapacağını sanmıyorum diyor. Fenerbahçe devre arasında e, Ocak-Şubat dönemleri arasında Afrika kupası var. Yani Cikun'un oraya gitme ihtimali doğdu arkadaşlar. Haliyle Fenerbahçe oradaki boşluğu kapatmak istiyor. Yani tartışmalar buradan dönüyor. Ben şu an için size bir şey söyleyeyim. Bugün Mustafa hocam duyun verdeseniz bir stoper, bir kanat forvet, bir normal forvet derim. Yani devre arası 3 aday var derim. Stoper, kanat forvet, forvet derim. Devre arası için 3 aday. 3 yani transfer hemen hemen kesin gibi. Hatta ben size bir şey söyleyeyim mi? Ee, Fenerbahçe'de devre arasında 3 tane %100 transfer desem yalan söylemiş olmam. Bugün itibariyle durum bu. İsmail Kartal'dan muhteşem dönüş. İsmail Kartal Jorge Jesus ile 411 olan başarılı pas değerini 428'e çıkarmış. 5.6'lık isabetli şut ortalaması 7.3'e yükseltmiş. Topa hakimiyeti %59.6'dan 59.8'e, top çalmayı 15.9'dan 17.1'e çıkartmış. Süper Lig tarihinde 10'da 10'la başlayan ilk takım. Toplamda 19'da 19 ulaştı. Aman 20'de 20 olmasın diye geberiyor birileri. Allah'ın azabı, laneti, öfkesi. Hak yiyenlerin üstüne olsun. Özellikle futbolda hak yiyenlerin. Fenerbahçe'nin hakkını yiyenlerin üstüne olsun. Allah'ın merhameti, sevgisi, şefkati de hakkı tesis etmek isteyenlerin üstüne olsun. Özellikle futbolda Fenerbahçe'nin hakkını teslim etmek isteyenlere. Fenerbahçe'nin isabetli ortalaması 4.8'den de 6.5'a yükselmiş. Hücum ve savunma geride kalan sezonda maç başına 15.6 şut, 5.6 isabet ortalaması zaten arttı dedik. Topa sahip olmayı da söyledik. Maç başına isabetli şut 5.6, gol 2.9, gol beklentisi 2.71, net pozisyon 5.4 kalesine gelen şut 1.8 ortalamasıyla ligin en iyi ekibi olmayı başardı. Savunmada iyi işler çıkaran Kanarya top çalma performansını 15.9'dan 17.1'e Pas arasını 9.9'dan 9.9'a çekti. Jesus'un geçen yılki takımı Süper Lig'de 10 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgiyle 23 puan toplamıştı. 29 gol atıp 10 gol yemişti. Kartal'ın talebeleri ise 10 karşılaşmada puan kaybı yaşamadı. Geçen sezon olduğu gibi 29 gol attı. Kalesinde sadece 5 gol gördüm. Diyor. E, i̇statistiklerde Fenerbahçe zirvede. Hani bunu konuştuk ama ben başka bir şeyler daha belirteyim arkadaşlar. Fenerbahçe birçok istatistikte zirvede. Averaj kadar golü olan ekip yok. 29 gol attı. Kalesinde 5 gol yedi. Galatasaray'da 5 yedi. Şimdilik inşallah daha fazla yerler. Birçok alanda Fenerbahçe uçmuş durumda. Fenerbahçe'nin averajı 24. Yani 24 kadar gol sayısına ulaşan bir ekip bile yok. Adana Demirspor 22 golde düşünün. Fenerbahçe 73 isabetli şut. 27.1 gol beklentisi. Ki attığı gol 29. Gol beklentisi 27. 54 net gol pozisyonu. 348 kez rakip ceza sahasında topla buluşma. 388 kez özür dilerim. 66 isabetli orta kalesinde 18 şut görme. Kalesinde 4.6 gol beklentisinde. Bu alanlarda ligin zirvesinde. 5-0'lık Pendik galibiyetiyle birlikte ligde üst üste 5 deplasman maçını gol yemeden tamamlayan ilk takım olarak tarihe geçti. Aykut Kocaman'ın 9 maçlık dış saha galibiyet rekoruna ortak oldu. İstatistiklerde artık Avrupa'nın devreleriyle yarışıyor. Avrupa'nın 5 büyük ligi ve en fazla net gol pozisyonu üreten takım 54 kezde. 43 net pozisyonu Alman devi Bayern Münih 41'er pozisyonla Newcastle ve Leverkusen takip ediyormuş. Fenerbahçe'nin lider olduğu istatistikler gol 29, isabetli şut 73, gol beklentisi 27.1, net gol pozisyonu 54, ceza sahasında topla 388, İsabetli orta 66, kalesine şut 18, kalesine gol beklentisi 4.6. Burada Avrupa'daki takımlar da var, Bayern Münih falan. Bu çok şey değil. Fenerbahçe'de bir de enteresan olay var. Tadic'in asistlerini kaçırıyorlar. Dusan Tadic servis yapıyor. O kadar güzel servis yapıyor ki sağ olsun arkadaşları tarafından şu ana kadar çok fazla değerlendirilmedi. Pozisyon oluşturma anlamında Fenerbahçe'nin en önemli silahı. Ve Pendik maçında 4 şut pası verse de bunlar golle sonuçlanmamış. Hanesine asist yazdıramamış. Bu sezon 19 resmi maçın tamamında süre almış. 6 gol 4 asist yapmış. Ama çok murdar ediyorlar. Sad için gol ya da asistlerine. Sebebi de belli aslında ama çok girmeyeceğim. Fenerbahçe'de İsmail Yüksek kararı diyor. Hani ayrı ayrı haberler olarak aldığım için şey yapıyorum. Ee, az öncekidir 6 numara transferini bitiremedi. İsmail Kartal transfer yapmak için yapmayacağız. Elimizde zaten İsmail var demişti. Ne kadar haklı olduğunu da genç futbolcu gösterdi. Kaptığı toplar sonrasında oyunu doğru kullanmasına birçok golü hazırlayan isim oldu. Pendik maçında da en fazla isabetli pas yapan oyuncuymuş. 79 pasın 71'ine isabetli. İki defa adam geçmeyi denemiş. İkisinde de başarılı olmuş. Stopere dönebilir. İsmail Yüksek'in gösterdiği müthiş performans sayesinde e, İsmail Yüksek Sayesinde yani İsmail Yüksek Yüzünden Stopere dönülebilir yani İsmail Yüksek'in Bu performansından dolayı Fenerbahçe transferde rotayı stopere çevirebilir yani İsmail Yüksek stopere Geçer manası çıkartmayın 6 numara yerine bunu ayarlayabilir Şimdi Fenerbahçe'ye Ali Cengiz oyunları sürüyor. Teknik direktörümüz İsmail Kartal'a açıklamaları nedeniyle PFDK'ya sevk edilmiş. İsmail Kartal açıklamaları nedeniyle PFDK'ya sevk edilmiş. Şimdi Fenerbahçe'ye karşı açık açık kılıçları çektiler. Odri meydan diyorlar. Arkadaşlar açıklama şu. Bu açıklamada herhangi bir küfür görürseniz bana mutlaka haber verin. E, mutlaka belirtin. E düşünün arkadaşlar. FFDK'ya şundan dolayı sevk edilmesi FFF'nin adaletin ayakları altına alındığının sözde yönetenlerin beyin ölümlerinin gerçekleştiğinin en net ispatı. Adil eşit rekabetin katletmek için her fırsatı kullanıyorlar. Malum takımı ihya ve koruma yapmak için de yüksek seviyede gayret sarf ediyorlar. Tüm bunları gerçekleştirirken de kamuoyuna rezil olmaktan, şereflerini ve haysiyetlerini ayaklar altına almaktan zerre çekinmeyen bir yapı. FFF. Biz bunlarla karşı karşıyayız. İsmail Kartal'ın insanlığından, duruşundan, adaletli yaklaşımından utanın. Yazıklar olsun size Türkiye Futbol Allah da sizin belanızı versin. Bin türlü belanızı versin. Bir türlü olmaz. Size sizin hak ettiniz. Ya Çaykur Rizespor maçından sonra Okan Buğruk ne dedi? Hakem konusunda faul standartlarını hiç beğenmedim. Benim en çok gözüme batan yanlış verilen fauller. Bununla ilgili itirazlarımız oldu. Merak ediyorum. Okan Buruk niye sevk edilmedi? Hani arkadaşlar bak gerçekten merak ediyorum. Bak diyor ki şu kadar pozisyonumuz var. Tamam maçın skoru 5-0 ama orada ne verilmesi gerekiyorsa onun verilmesi gerekir. Bizim penaltı almamız için daha ne yapmamız gerekiyor? Allah aşkına hakemlerimiz herkese karşı net olsunlar. Bize ne oluyorsa rakiplerimize de ne yani bize de oluyorsa rakiplerimize de oluyorsa dürüstçe neyi görüyorlarsa onu çalsınlar. 5-0 kazandık ama oradaki penaltının verilmemesi bence çok düşündürücü diyor. Şimdi ben şunu söyleyeyim. Burada bir kelime var. Allah aşkına diyor ortalarda. Bence TFF'nin Allah'ı kitabı yok. Hakemlerin ben Allah'ın kitabının olmadığını düşünüyorum ama TFF'nin, PFDK'nın herhalde Allah'ı kitabı yok ki. Yani buradaki Allah aşkı lafından dolayı sevk ettiler diye düşünüyorum. Yoksa Okan Buğruğ'un konuşmasını duydunuz. Standartlar, hakemler falan. Geçen de böyle yaptı. Hakemlere hakkında demedik laf bırakmadı. Ya merak ediyorum arkadaşlar. Hakemlere ne denilmesi lazım? Mesela FETÖ'cü mü diyecekler hakemlere? O zaman mı ceza şey yapılmayacak? Tevk edilmeyecek. Ne demeleri lazım? Küfür mü edilmesi lazım? Çok merak ediyorum ya. İsmail Kartal'ın sevkini merak ediyorum. Aklım sır, yani Aklım ermiyor benim ya. Gerçekten aklım ermiyor ya. Ya bu neyin sistemidir? Bu neyin savaşıdır? Ben burada Ali Koç'a bir mesaj görüyorum. Ali Koç'a mesaj var diyorlar ki sen istediğin tarafını yırt. Biz bu sene Allah diye taptığımız takımı şampiyon yapacağız diyorlar. E İsmail Kartal ya insan da biraz utanma olur. Ya hakiki gerçekten iyi niyette temiz insan olan Galatasaray taraftarı diyor ki ya diyor bu kadar da olmaz. Adam ne demiş gidiyor? Ya ben size dedim ya. O yani İsmail Kartal maçın öncesinde ne dedi? Ya benim yardımcılarım kontrol etti sağ zemini iyiymiş. Çok iyi bir zeminde oynayacakmışız falan filan dedi. Ben ne dedim? Bu cümleden sonra bizim konuşma hakkımız yok. İsmail Kartal o cümleydi. Ha şunu da söyleyeyim. Biz nasıl oynadıysak millet de merkep gibi oynayacak orada. Hiç kurtuluşu yok. O ayrı mesela. Ama biz kendi teknik direktörümüzü eleştirebiliyoruz. Bu cümleyi kurdum. Bitti diyebiliyoruz. Aynı delikanlılığı, aynı mertliği, aynı insanlığı rakip takım taraftarlarından da bekliyoruz. Kardeşim İsmail Kartal'ın nesi battı? Nesi battı? Gerçekten nesi var? Ya utanmazlık, aymazlık. Adına ne derseniz deyin ya. Ya şurada hani hakemler yetersiz ne bileyim hakemler şöyle böyle Amerika ile bağlantısı var falan mı diyor. Ya o yerin dibine sokuyor hakemler. Demek ki birinin dizinin dibinde görseli olacaktı İsmail Kartal'ın. Artık kiminle kimin dizinin dibinde fotoğrafının olmasını istiyorsanız onu hayal edin. Demek ki o olduktan sonra İsmail Kartal'ın futbolcusuna da sarı kart verilmeyecekti. İstediği statta da oynatılacaktı. İstediği gibi atını da koşturacaktı. İstediği pozisyonlara penaltı çıkacaktı. Futbolcusu 30 hafta boyunca sarı kart yemeyecekti. Uçan tekme bile yemeyecekti. Demek ki sistem bu. Hayır abi, biz adalet istiyoruz. Adalet bizim için de adalet, rakipler için de adalet. Zaten sadece bizim için adalet olursa yine yanlış. Yani adalet herkes için adalet. Bugün ben şunu da söyleyeyim. Bugün Fenerbahçe'yi al aşağı etmek için, yerle bir etmek için böyle bir düzen kurdunuz. Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacağız diye. Karşılığında alacağınız tepkiyi hiç düşündünüz mü? Hocam Fenerbahçe'nin gücü yok. Ali Koç tepki vermiyor. Tepki vermediği için de bunlar böyle. Aziz Yıldırım olsaydı böyle mi olurdu? Şimdi çok merak ediyorum. Aziz Yıldırım bir yerlerden çıksa dese ki. Ulan ben FETÖ'yü yıktım. Siz kimsiniz dese. Mesela Mehmet Büyükekşen'in telefondan Baylok çıktığını biliyor musunuz arkadaşlar? Kendi itirafı. İki tane hattı varmış. Hattının birinden Baylok çıkmış mesela. Ya ben bilmiyordum bunu. Arkadaşım bir tanesi dedi ki hocam sen haberin var mı dedi. Baylok çıkmış telefondan dedi. Şeyin Mehmet Büyükekşen'in. Saçmalama lan dedim. Videosunu attı. itiraf ediyor şu. Canlı yayında. Evet ben telefonlardan birinden çıktı diyor. Ama diyor özel kalemimdeydi. Özel kalemim sorumludur. Vallahi bir şey diyemeyeceğim. Bir şey gerçekten bir şey diyemeyeceğim. Ya Mehmet Büyükekşi'nin tipi artık benim kafamda başka bir şeye dönüştü. Başka birini satmaya başladı. Yani oyunu kuralına göre oynamak lazım. Şunu unutmayın arkadaşlar. Bir koşu yarışında herkes birbirini çekip düştürüyorsa ya da daha anlayacağınız ifadeyle kullanayım. Hız sınırı kaç? 50. Ama herkes sağ şeritteki de, orta şeritteki de, sol şeritteki de 70 ile gidiyor. Kurallara göre sizin de 70'te gitmeniz gerekir. Ama hocam hız sınırı 50, 55'i geçtiğimiz zaman 52A ve 52B'den ye ceza yeriz. Arkadaşlar kurallara göre herkes 70'te gidiyorsa siz de 70'te gitmek zorundasınız. Ben de Ali Koç'a diyorum ki herkes araya siyaseti mi sokuyor? Başka bir şey mi sokuyor? Devlet erkanını mı sokuyor? Tehdit mi sokuyor? Şantaj mı sokuyor? Oyunu kuralına göre uygula. Federasyon adam mı yerleştiriyorlar? Sen 5 tane yerleştir. Bugüne kadar böyleydi. Hatta bak şunu da söyleyeyim. Herkesin kuracağı cümle şu olur. Abi bugüne kadar Galatasaray yiyor ekmeğini. Bundan sonra da Fenerbahçe yiyor olacak. Ben Ali Koç'un yerinde olsam, Cumhurbaşkanı Fenerbahçe'deyken bu kadar yetkisi gücü varken ülkedeki e, yönetim sistemi hani başkanlık sistemi olmuşken ben Ali Koç'un yanlış yerlere, yanlış sistemlerde bulunduğunu düşünüyorum. Ben Ali Koç'un yerinde olsam 50 kere Cumhurbaşkanı açıklayalım. Ve size bir şey söyleyeyim mi? Sadece şunu söyleyeyim. iki maç. iki maçla Galatasaray'ı da bitiririm. Fenerbahçe'yi de uçururum. Fenerbahçe Trabzonspor ve Adana Demirspor maçını kötü bile oynasa, hakemle kazansa, hakem desteğiyle kazansa, Galatasaray önümüzdeki iki maçını iyi bile oynasa, hakemle kaybetse, iki futbolcu, üç futbolcu kırmızı yese, atılsa lig nereye gider? Fenerbahçe'nin açık ara şampiyonluğuna doğru depara gider. Açık ara depara kalkar Fenerbahçe. Çünkü zaten 2 puan öndesin. 6 puan çık. 8 puan önünde olacaksın Galatasaray'ın. 12. hafta. 36 puan. Müthiş. Devre, milli araya gireceksin. Sakatlarını iyileşecek. Yani demem o ki kendini Fenerbahçe'nin kollandığına inandıran zavallı zihniyetteki arkadaşlara şunu söylüyorum. İsmail Kartal'ın yani sevkinden dahi anlamadınız mı? Fenerbahçe'ye karşı düzene, dümene. 3 futbolcu sakatladı Fenerbahçe. Pendik'te. Hayır hayır o maç İstanbul Büyükşehir Belediyesi şeyde olimpiyat stadında oynanabilirdi. O zemin ıslatılmamış şey yapılmamış. Kendi kendi futbolcunun sakatlanacağını bile düşünmüyor. Ona bile ihtimal vermiyor. Böyle bir takımla oynadım. Böyle bir şey. Allah herkesin gönlüne göre versin. Rabbim tuzak kuranların en hayırlısıdır. Rabbim Fenerbahçe'ye tuzak kuranlara kendi katında böyle tuzaklar kursun ki biz unutup başının derdine düşsünler. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Endombele şeyde mi yakalanmış? hamburger yerken. Diyorum o benden de şişman. Arkadaşlar çok güvendiğim bir kardeşim diyor ki 15 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonu. Ve ödemesi bir sene sonra mı ne başlıyormuş? Yani 2024 Haziran'dan itibaren 4 taksit şeklinde 3750 3750 şeklinde ödeme yapacakmış. Ben size daha önce de dedim. Samatta olayında da dedim. Ulan adamlar niye bu kadar fiyat düşürüp bu kadar takside okey diyorlar. Hiç düşündünüz mü dedim. Dombili'nin yıllık ücretinden kurtuldular. Galatasaray'a kitlediler. Bir de bon servis alacaklar. Onlar için önemli değil ki. 3 milyon 750 bin euroyu ha şimdi ödemişsin. Ha 2 sene sonra adamlara göre bir sıkıntı yok ki. Bir şey söyleyeceğim. Fenerbahçe bugün altyapıdan çıkan bir oyuncuyu 50 milyon euroya sattı. Ama bu sene ödemeyecekler. Seneden itibaren 10 10 10 10 bir şekilde 5 sene ödeyecekler. Zorunuza gider mi? Hocam seviniriz bile. Ne zorunuza gitmesi. Ya da bugün Arda için sözleşme revize edildi. 20 verdik 10 bonustu diye. Değiştiriyoruz dediler. 20 verdik. 20 daha vereceğiz ama 5 5 5 şeklinde 4 sene ödeyeceğiz dediler. Sevinirsiniz. 10 opsiyon 20'ye çıktı diye. Bu da öyle. Vallahi diyorum Allah herkesin gönlüne göre versin. İzlediğiniz için, dinlediğiniz için, her türlü beğeniniz için teşekkürlerimi sunuyorum. Lütfen kanala sevdiklerinizi abone edin, sevdiklerinizi davet edin. Benim gücüm sadece sizlere ulaşmaya yetiyor. Hepinize Selam diyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Pazara kadar açabildiğiniz kadar video açın. İzleyebildiğiniz kadar oynatma listesi izleyin. Hocam benim zamanım yok. Oynatma listesine gir. Mesela 3000 artıya gir. Aç. Arka planda 2 kat hızda bırak. Bir sürü video izlemiş olursun. Üyelik hediye edilirken de ha, direkt sana çıkar üyelik. Çünkü bu kadar videoyu kimse izleyemez. Kısa kısa izleyen arkadaşlar var. Evet sayı olarak fazla ama sürü olarak düşük sürede izliyorlar. Benden tavsiye arkadaşlar. Ben hediye üyelik kazanmak istiyorsanız diye. Çünkü duyumlar başladı. Hem de son sürat başladı. Beklemede kalın. Görüşmek üzere.